Evet, şu anda Chevrolet Captiva 2.0 7 kişilik bir otomobilin içindeyim. Bir SUV. Chevrolet'in yıllar sonra Avrupa pazarı için geliştirdiği bir 4x4 araç bu. Sırf Avrupa pazarı için değil. Tabii ki Avrupalı tüketiciler göz önünde tutularak da tasarlanmış bir araç ama dünyanın pek çok ülkesinde bu araç satılıyor. İşin gerçeği de Chevrolet bu otomobille ciddi iri satış rakamlarına ulaştı Türkiye'de özellikle. Tabii bunda fiyat etiketi çok etkili oldu ki bir dönem orta sınıf sedan fiyatına böyle bir otomobil alabiliyordunuz ki 2 litre motor var, vergi avantajı sağladı. Otomatik şanzıman standart geliyor ki bu da olumlu. Çünkü bu sınıftaki kullanıcılar otomatik şanzıman istiyorlar. Neden istemesinler ki ben de bu büyüklükte bir otomobil alacak olsam, bir Jeep alacak olacağım, Slam SUV yani alacak olsam mani almam yani. Çünkü zaten bunu şehirde kullanacağım ki bu gayet mantıksız bir şey ama olsun. Hani kendini güvende hissediyorsun vesaire. Arkada bir ton yüklem alanım var. Bunun karı var, kışı var, bilmem nesi var. İşte çekiş kontrol kuvvetleri iyi olsun vesaire vesaire diye. Bu yüzden Captiva almak oldukça mantıklıydı. Tabii fiyatı çok uygun olunca rakipleri de özellikle en büyük rakip olan Kia Sorento acayip bir fiyat kırdı. İşte 40 bin liraya, 30 bin liraya yakın böyle fiyatlar da indirim oldu Sorento'da vesaire. Ama şu anda Captiva bu segmentte en çok satan araç şu anda. Önüme atlamayın. Sinyal vermeden önüme geçenlere uyuz olun. Sinyal diye bir şey var. Şurada gayet basit yani. Tek yapman gereken şuradan elin direksiyonun üstündeyken zaten iki elin direksiyonun üstündeyken böyle parmak ucu vesairesinde sinyal verebiliyorsun. Gelelim bu mesaj içeriğinden sonra Captiva'nın anlatımına. Captiva adı biliyorsunuz bu aracın modeli yani markası Chevrolet. Dolayısıyla nedir? 50'li yıllardaki o Chevrolet havasını size bir nevi yaşatıyor, bir nevi yaşatmıyor. Yaşatıyor, nasıl yaşatıyor? Her şey gayet yumuşak. Süspansiyon yumuşak. Direksiyon inanılmaz yumuşak. Yani park ederken, manevra yaparken o kadar rahat dönüyor ki direksiyon. Bu ne ya falan diyorsun. Ve serçe parmağımla bile bu arabayı her hızda kullanabilirim. Aslında bu kötü de bir şey olabilir. Yüksek hızlarda çok hafifliyor direksiyon. O yüzden hafif kalıyor direksiyon. O yüzden çok güven vermiyor gibi. Yani tipik bir Amerikan otomobili gibi düşünebilirsiniz. Konfor, daha doğrusu yumuşak sürüş karakteri, sizi böyle hani rahatlatan bir sürüş karakteri var. Fakat bu tamamen sportiflikten uzak. Hatta bu aracın sport diye bir versiyonu bile var. Sport, yani sportla hiçbir alakası olmayan bir sport donanım. En büyük olay işte çıtalar vesaire, kırmızı koltuklar falan gibi donanımlar olması ama yani zaten ben şehir içinde bir SUV kullanacaksam ve hani ödemek istediğim rakam da böyle 100 bin liralık olsun istemiyorsam Captiva gayet iyi bir seçenek. Ve içinde bolca yer sunuyor. Ön taraf geniş, arka taraf geniş. Yani arkada bile oturabilirsin. Ya ben 1.83 boyundayım ve 7. 8. 6. 7. koltuk dediğimiz 3. sıra koltuklarda yani bagajın içindeki koltuklarda dahi rahatlıkla oturabilirim. Tabii yani o koltuklarda oturarak İstanbul'dan Bursa'ya gitmem mesela ama gitmedikten sonra giderim. Ve donanım da hiç fena değil. Otomatik kliman var. Altılı radyosu ilgili çalar var. İşte buna işte aux çıkışı bilmem nesi bu kusur her şey var. Hill holder zamazingoları var. Cruise control alabiliyorsun. Hız sabitleme sistemi. Yol bilgisayarı var. İşte bardaklıklar var. Her yerde gözler var. Kapaklı gözler. İşte sunroof. O bu şu falan bayağı doyurucu bir araç aslında. Eğer böyle çok böyle hani ben yolu hissetmek istiyorum işte dinamizm koksun falan gibi şeylerin yoksa bu araç oldukça iyi. Yani pusulam bile var şu an pusulaya bakıyorum. West tabir edilen batıya doğru ilerliyorum. Ve hani pek çok noktasında da öyle çok göze batan bir kalite sorununa rastlamıyor. Tabii ki yani yer yer böyle pıt pıt kötü malzeme var ama yani hiç o kadar bu parayı verdikten sonra, bu kadar donanım aldıktan sonra çok da görmek istemiyorum. Yani görmez. O yüzden yani ben olsam, hani o müşteri kitlesi olsam, o müşteri kitlesi nedir? Orta sınıf sedan alabilecek kadar paraya sahip ama biraz daha hani yüksek, işte SUV olsun, çoluk çocuk binelim
falan. Hafta sonu oraya buraya giderken rahat edelim ya da işte ben kendi egomu biraz daha başkalarına da göstermeliyim diyen bir tip olduğun takdirde bence Captiva gayet iyi bir fiyat sunuyor. Ki bu otomobilin yarın öbür gün ikinci eldeki değerini de etkileyecek. Çünkü çok satılan bir araç olduğu için dolayısıyla ikinci elde de bulunabilecek. Ve Chevrolet'in o eski imajını tekrardan canlandıran bir araç oldu. Varyasyonu var. Varyasyonu ne demek? Varyasyonu var. Opel Antara. Çok daha pahalı bundan. Hiç almaya gerek yok. Onun yerine bu aracı almak çok bana mantıklı geliyor. Şu an kullandığım araç inci beyazı adı verilen beyaz renge sahip. Bu renk bile aslında bir dönem pazarlama stratejisi olarak kullanıldı. Mesela dörtlü flaşör şu anda ani durmam gerekiyor ve dörtlü flaşörlere bastım. Rahat ya, ergonomik. Ama tabii en büyük şey hani böyle yüksek hızlarda vesaire de böyle gemi gibi sallanıyor ki o da zaten hangi Amerika otomobili alsınız olur. Tabii süspansiyon yumuşak ama küçük şeylerde nasıl söylerler? Küçük çukurlarda vesaire içeri biraz sarsıntı yansıtıyor ama bu 4x4'lerle ilgili genel karakteristik bir durum zaten. Onun dışında Captiva'yı başarılı bulduğumu söyleyebilirim.